Herkese merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün Atlas'ta video çekeceğim. Atlas'ın eğitim sistemi, sınıfları göstereceğim. Şimdi bugün sunum olacak. Herkes presentation hazırlayacak. O presentation'da da kendimi de çekeceğim. Hocanın ders anlatışından bir kesit almak istiyorum. Çünkü aksan sorunuyla ilgili bazı kişilerin aklında takılan problemler varsa aslında bunu da bir şekilde açıklığa kavuşturmak istiyorum ki benim de aklımda buraya gelmeden önce çok büyük problem vardı işte Irish aksanı ile ilgili. O yüzden bugün Atlas videosu ile sizlerleyim. Şimdi sınıfta görüşmek üzere. Sınıfıma doğru gidiyorum. Arkadaşlar, sınıfa geldim. Şimdi Atlas'ın eğitim sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle. Burada haftalık her güne yayılan aktiviteler var. Fakat şu anda koronadan dolayı bu aktivitelerin hepsi online olarak Zoom ve Zoom app üzerinden yapılıyor. İlk gün, pazartesi günü böyle kütüphane çalışması gibi bir şey var. Yani şöyle bir şey, bu kütüphanede, gösterdiğim kütüphanede oturup işte oradan kitaplardan çalışabilirsiniz. Sonrası da saat 2 sefer olmak üzere daha 4.30 ile 5.30 arasında ve 6 ile 7 arasında Pronunciation Club var. Buna katıldım. Gerçekten çok çok etkili. Bu benim diğer okulumda yoktu. Sonra Salı günü. Salı günü de yine Zoom online'dan. Yine bir ders tekrarı, gramer tekrarı. Çarşamba günü Job Shop. Job Shop'ta burada işe başvurduğunuzda nasıl şekilde iş başvurusunu hazırlayacağınızla ilgili bir ders veriliyor. Sanırım evet, bir saatlik. Daha sonra Social Program. Perşembe günü aynı şekilde yine kütüphanede çalışma, toplu şekilde çalışma etkinliği. Sonra Conversation Club. Perşembe günü 4.30 ile 5.45 arasında ve 6.15 ile 7.30 arasında Travel and Holidays ile ilgili Conversation Club var. Buna da ben katılacağım. Çünkü yani online Zoom üzerinden bile olsa bir partnerle İngilizce konuşmak, başka biriyle ondan da bir şey öğrenip İngilizce konuşmak gerçekten çok etkili. Cuma günü. Cuma günü Suggest Activity, yani aslında cuma gününü tabii ki boş bırakılmış, burada da önerileriniz, hangi önerileriniz olduğuyla ilgili hocalara herhangi sorunuzu yönetime sorabilirsiniz. Şimdilik bu kadar aktiviteler. Gerçekten Pronunciation Club
çok etkili. Şu ana kadar bir tek buna katılabildim. Şimdi biraz da pardon, bir de şunu söyleyeyim. Şimdi her cuma günü burada öğrenciler, hoca bir konu belirliyor ve o konuya yönelik 2 dakikalık sunum yapılıyor. Sunumda da mesela bu haftadan bahsedeyim. Bu hafta sadece kendimizle ilgili bilgi verdiğimiz 2 dakikalık bir presentation hazırladık. Bunu ilk önce kağıda yazdık. O şekilde de veriyoruz. Ve bu sunumu öğrendiğimiz grammatical structure, gramatik kurallara göre sunum yapacağız. Ve her perşembe günü writing çalışmamız var. Yazı çalışmamızda hocaya mail atıyoruz. Maillerde de hoca tek tek o maillerin, yazılarımızın yanlışlarını bulup bize feedback, geri dönüş yapacak. Yani şu ana kadar gerçekten yoğun bir eğitim olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten bu eğitime yoğunluk verilmiş bir okul. Şimdilik hoşça kalın. Şimdi arkadaşlar biraz kitaptan da bahsetmek istiyorum. Kitap English Why. Ben bu sınıfta Upper Intermediate'im. İlk önce belirlenmeden önce mülakat ediyordum. So on the top, it's the 5 categories that I said, okay, communicative effectiveness, pronunciation, grammar and vocabulary, delivery and organization, and interactive skills, okay? And then numbered 0 to 5. I don't think anybody would get to zero. Strange, it's a fixed expression. Get it over with. Okay, fixed expression, and it means to just do it quickly, finish it, and then you don't have to worry anymore. Yeah. Okay? So would anybody like to go first and get it over with? I can do it. Yes? Okay. Well, well done, team! See you! Thank you. Remember, please, to listen, yes, and to ask some questions at the end. Give each other an opportunity to get 5 on interactive skills, okay? Okay, you ready? Yes. Yeah, okay, cool, when you're ready. And but can we give Nestle hand a clap for volunteering to go first? Yay! Okay. Before starting my presentation, I would like to say that how I am so quite glad to share with you guys my short period of time life experience. Then, let's talk a little bit about myself. I'm 29 years old. I graduated from Faculty of Business Administration 4 years ago, one of university in Turkey. After complete my university, I decided to go to United States for learning English and worked in. Even though it's quite tranquil, it's quiet place, I'm so satisfied. I was at place. After complete my exchange program in the United States, but nothing actually happened I expect. I couldn't find any job related to my career opportunity in Turkey. Then I've been surfing on the internet for a couple of months in order to find any perfect place to survive, to get a job, things like that. Then I
came across at Bond Minto and I learned about information in Ireland. Then arkadaşlar, herkese merhaba. Dersten çıktım ve biraz da benim kendi deneyimlerimden, kendi fikirlerimi bahsetmek istiyorum. İlkokulum ISI Language School'du. Şimdiki okulumla kıyasladığım bazı şeyler var. Evet, 5 günlük bir süre oldu. Çok uzun bir süre olmadı. ISI Language School'da 5 ay da olsa online eğitim aldıktan sonra yine bir karşılaştırabilecek kadar ufak bir bilgim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 5 tane farklı aktivite var. Her gün. Haftanın her cuma günü haricinde. 5 aktivite. Pazartesi günü Pronunciation Club. Dersten sonra online Zoom Map üzerinden 2 farklı saat seçeneği var. Bu saatlerde girip tamamen ben de bunu kullandım. Pazartesi günü derse girdim. Ve çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Bu diğer okulda olmayan bir özellikti. Salı günü gramer dersi. Yine dersten sonra online Zoom app üzerinden. Salı, çarşamba günü işe başvuracak kişiler için nasıl CV doldurulur ve iş görüşmesinde ne şekilde konuşulur İngilizce pratik yapma açısından çarşamba günü böyle bir aktivite düzenlemişler. Perşembe günü yine gramer dersi, cuma günü ise boş bırakılmış. Şimdi dersle ilgili fikirlerime gelecek olursak, şunu şöyle gerçekten söyleyebilirim ki derste 10 kişi sınıfta, fakat aslında herkes burada bireysel olarak özel olduğunu hissediyor. Çok yoğun bir eğitim var. Kişinin üzerine bireysel olarak giden bir eğitim var. Yani şöyle speaking yaptık diyelim. Her zaman da grup arasında speaking ilk önce yapıyoruz. Ve daha sonra da yaptığımız speakinglerde de sonrasında kendi aramızda konuştuktan sonra hoca tekrar diyor ki bize, bir de seni dinleyeyim diyor. Yani bana da söyle diyor. Arkadaşına söylediğin şeyleri bana da söyleyebilirsin diyor. Daha sonra online ile ilgili notlar alıyor. Nerede yanlışlarımızın olduğu ile ilgili notlar alıyor ve daha sonra feedback yapıyor. Ya nerede hatalarımızın olduğunu düzeltiyor. Burada gerçekten bu farkı ben tamamen gördüm. Yani bireysel gidiyor buradaki okuldaki sistem. Diğer benim okuluma kıyaslandığımız zaman. Tabii ki eğitim kalitesi ve ücret olarak en yüksek 3 okuldan biri İrlanda'daki. Tabii ki buna nazaran eğitim sistemi de, eğitim kalitesi de tabii ki buna nazaran aynı ölçüde de yüksek. Okulun içindeki dizaynından her şeyine kadar şu ana kadar düşüncem bunu hak eden bu parayı ve ben bunu çoğu insandan da duydum. Evet, verdiği parayı hak ediyor diyen bir okul. 5 günlük süre boyuncaki deneyimim şu ana kadar bu şekilde. Gayet memnunum. Aktivitelerden çok memnunum. Cuma günü olan, ya bugünkü cuma aktivitelerinden çok memnunum. İşte presentation hazırlamamız, derste phrasal verbs'lerle ilgili sorular, oyunlar yapmamız. Zaten bunlarla ilgili kesitler de videoya bırakacağım. Daha net anlamanız açısından. Gerçekten bu tür aktiviteler daha da böyle sınıfta eğlenceli zamanın güzel geçmesini sağlıyor. O yüzden ben şu ana kadar gerçekten memnun kaldım. Videomu şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram, Facebook adresimi aşağıya bırakacağım. Herhangi bir sorunuzda bana ulaşabilirsiniz. Dil okullarıyla ilgili, her şeyle ilgili. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomu da beğenirseniz likelamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolara kadar.